Herkese merhaba, yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün sıfırdan milyona Shopify serisinin 5. videosunu çekiyor olacağız. Mağazanın son durumu ne kadarlık harcama yapıldı, ne kadarlık satış oldu ve benzeri. Fakat bugün ekstra olarak mağaza analiziyle ilgili epey konuşacağız. Çünkü biz Shopify tarafında çok odaklandık. Artık görüyorum işte reklam testleri tamam. Herkes test mantığını oturtturdu. Facebook reklamlarının ne yapması gerektiğini biliyor. Facebook reklamlarının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bunları halletmeden başlamaması gerektiğini biliyor ve benzeri. Fakat bazı şeyleri bu sefer geri plan atmış oluyoruz. Çünkü evet, sistematik çok önemli, strateji çok önemli. Fakat insan işi yaptığımızı unutuyoruz. Önceki videoyu da bundan bahsetmiştim. Bir önceki videoda. Muhtemelen bu video daha çok izlenecek bu seriyi bekleyenler tarafından. Dolayısıyla bu videoda da eklemek istiyorum. İnsan işi yapıyoruz. İnsan odaklı bir iş yapıyoruz. İnsanları merkeze koymamız gereken bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla hani bazen common sense vardır. Mesela bir mağaza açsanız, gerçekten bir esnaf olarak bir ayakkabı mağazası açsanız ve müşteri gelse ve müşteri yerde çöp görse ya da yerde bir leke görse ve böyle yüzünü buruştursa, ya çıksa gitse ya da o buruşuk yüze devam etse, ardından bir müşteri daha böyle olsa, bir müşteri daha böyle olsa, bir müşteri daha böyle olsa ne yaparsınız? Ya o çöpü alırsınız ya lekeyi silersiniz. Bu olması gereken, birinin söylemeden yapılması gereken bir şey. Fakat iş Shopify'a geldiğinde ya da dijital bir iş yapmaya geldiğinde bunlar unutulabiliyor. Çünkü karşıdaki insanı unutuyoruz. Sürekli dijital, her şey sayılar, her şey verilerden ibaret gibi geliyor. Fakat bizim o kişiyi yine merkeze koymamız gerekiyor. Sitemizde geliştirmemiz gereken yerler var. Müşteriler nerelere bakıyor, müşteriler nerede çıkıyor, müşteriler nerede yüzünü buruşturuyor, nerede kendini yalnız hissediyor ve benzeri. Bu deneyimi sunmamız lazım. Diyeceksiniz ki Shopify'da bunu nereden göreceğiz, müşterinin davranışlarını? Bunu nasıl göreceğinizi göstereceğim. Aynen müşteriyi aynalayıp telefonda ne yaptığını görüyor olacağız insanların. Aslında bu yapılabiliyor ve yapılması da gerekiyor. Çünkü analiz mevzusu önemli bir mevzu. Biz optimal bir mağazayla başlıyoruz, değil mi? Yani müşteri verisi olmadan ya da müşterinin önüne çıkartmadan bir mağazayı başlatıyoruz. Fakat hiçbir iş başladığı şekilde gitmemesi gerekiyor. Niş bazı da böyle. Yani bir ayakkabı mağazasını açtığınız mağazayla bir elektronik mağazası aynı şekilde gidemez. Müşterilerin ihtiyaçları farklıdır. Ürün bazlı farklılıklar olsa da yani elementler olarak farklıdır. Yorumlar olarak farklıdır. O yüzden kafa yapımızı da sürekli bu yöne doğru evriltmemiz gerekiyor. Yani müşteriler ne yapmış, nerede eksik görmüş, ben burayı nasıl geliştirebilirim? Müşterim ürün sayfamdan çıkmış, ben bunu nasıl devam ettirebilirim? Deneyimi nasıl arttırabilirim? Duygusal baskılayıcıları nasıl kullanabilirim? Bu sadece bir app ekleyeyim ve klik olsun değil. Nerede çıkıyor bu adam ya? Saniye saniye genel olarak belli bir veri çektikten, belli bir trafik çektikten sonra bunu nasıl yapabiliyoruz? Bunu ayakkabı mağazasından çok güzel gösteriyor olacağım birazdan. Dedikten sonra hemen mağazaya geçiyorum. Evet, şimdi mağazaya geldik. Gördüğünüz gibi mağaza şu anda 9900 dolar ciroda. Bu 10.000'e geldiğinde bir video çekecektim. Yani önceki videoda öyle söylemiştim. 10.000 bandına geldiğimizde çekerim demiştim. Fakat o kadar çok soru gelmeye başladı ki ne oldu mağaza diye. Dolayısıyla şimdiden çekiyorum. Zaten aman iyi gitmiyor. Dolayısıyla tam analiz yapılacak mağaza yani. Çok her şeye gittiğinde alın bunu yapın demektense kötü giden mağazada ya da istenildiği gibi gitmeyen mağazada bu analizleri yapmak lazım. Zaten şöyle bir mevzu yok. İş battık, çıktık, mahvolduk, bittik, öldük diye hiçbir şey yok. Hiçbir işte yok bu. Shopify'da da yok. Dolayısıyla mevzu şu anda neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz ve buraya ulaşmak için hangi adımları atmamız gerekiyor? Bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu analizi birlikte yapıyor olacağız bu mağazada. Neden iyi gitmiyor diyorum? Çünkü dönüşüm oranları zaten bunu gösteriyor. Birazdan daha detaylı açıklayacağım. Dönüşüm oranları bunu gösteriyor. Düşük bir dönüşüm oranı var. Yani çok fazla trafik çekilmiş, çok fazla insan gelmiş fakat bu insanların satışa döndürülme oranı düşük. Dolayısıyla ben nasıl daha iyi bir satış yapabilirim? Nasıl daha çok insana hitap ederim? Bunu kendi kafamdan değil, insanların bana verdiği veriler üstünden değerlendiriyor olacağım. Bu sadece işte Facebook'ta şöyle bir data elde ettim değil. İnsanları gerçekten izliyor olacağız birlikte. Bu arada biliyorsunuz mağazanın ismini ve domainini değiştirdim. Bunun sebebi de az sonra geleceğim ama şurası, şuradaki Türkiye'den giren insanların sayısı. Ya aslında ben şunu söylemiştim önceki videoda. Yani tamam, girin bakın, evet modellenebilir, kopyalanmaz ama belki nasıl yapılmış, ürün sayfası nasıl yazılmış, bunlara bakılabilir. Fakat beta ekleme, o kadar çok insan böyle ASD diye işte ödeme yelteniyor, işte nasıl oraları da merak ediliyor ve herkes şunu düşünüyordur ya bir kişiden ne olacak diye. Ama şu anda benim neredeyse datamın böyle %20-%25'ini Türkiye oluşturuyor. Bu da büyük bir sayı. Dolayısıyla ben bu yüzden dolayı domaini değiştirmek zorunda kaldım. İsmi değiştirmek zorunda kaldım ve benzeri mağazanın. Konsept aynı ama yani aynı bir şekilde gidiyoruz. Zaten ürünle tarafında da, müşteri deneyim tarafında da zaten inceliyor olacağız. Neyse biz yukarıdan bir gidelim. Şimdi az sonra reklam tarafına da geleceğiz, Facebook Manager tarafına. Fakat öncelikli olarak işte ciromuz şu anda aylık olarak bir Temmuz'da düştü. Biliyorsunuz ben Haziran ayında bir ürünü ölçeklemeye geçmiştik. Şu 49 sipariş gelen botumuz sağ olsun. Onunla yatay ölçeklemeye geçtikten sonra epey de iyi gidiyordu. Ondan dolayı bir ciro yükselmişti ama ondan sonra yaklaşık zaten Temmuz'un başında da o devam ettiriyordu. Fakat sonrasında ne oldu? Bir düşüş oldu. Çünkü yaklaşık 4-3 ürün daha test ettim onun üstüne, yaklaşık 2 ya da 3 ürün. Buradan bir 7-8 gün gitti. Dolayısıyla Temmuz'u biraz kötü kapattık. Sonrasında bir ürüne daha yatay ölçeklemeye geçmiştik. Önceki mağazada ya da önceki videoda bahsetmiştim. Çünkü o sıra 10 sipariş bandı, 9-10 sipariş bir şey gelmişti. Fakat onda da 16 sipariş oldu. Yatay ölçeklemeydi yani ikinci ürün. Onda da şöyle bir sıkıntı oldu. Facebook datasına yansıyan çok azdı. 3 ya da 4 sipariş yansıdı. Dolayısıyla şunda çok zorlandık. Hangi reklam setini devam ettireceğiz? Çünkü hepsi çok iyi gidiyordu. Site runları şudur budur. Dolayısıyla orada zorlayıp boşuna para kaybetmektense oradan aldığımız karı hemen diğer ürünlere yansıtmak istedik. Zaten mevzu hani mağazanın kendi içerisine dönmesiydi ya. Onu sağlamak için, yoksa boş boşuna karımızı harcayacaktık. Zaten ben genelde şunu söylüyorum. Ya bir dikey ölçeklemeye geçmeden, o para vurduk mevzusu olmadan önce bir iki ürünü iyi bir yatay ölçeklemek lazım. Bunu da sayamıyorum çünkü ne bileyim 16 sipariş. Yani şöyle bir tane 49 sipariş, bir tane de 30-35 sipariş olsa üçüncüyü tamam deriz. Ama 16 sipariş onu çok sayamadım. Yine de şu anki ürün mesela dikey ölçeklemeye geçiyor. 58 tane sipariş gelen ürün. Bu epey iyi. 58 sipariş geldi. Yani dikey ölçekleme, onda da şunu düşünüyorum. Dikey ölçeklemeye geçtik. Bakalım CBO reklamlarında nasıl bir performans sergileyeceğiz. Eğer çok iyi olmazsa onda da hemen tamam elde ettiğimiz kar güzel, hemen yeni ürünlere yansıtalım bu karı ve yeni ürünler test edelim. Çünkü biliyorsunuz benim zaten o bot sayesinde, Joy Talamon bot. Bu arada hangi ürünü sattım merak ediyorsanız onunla ilgili de bir video çektim. Tedarikçisi, ürün sayfası, nelere yansıttık falan filan diye. O ürün sayesinde yaklaşık 30-35 tane daha yeni ürün test edecek bütçe kazanmıştık. Dolayısıyla öyle bir rahatız yani. Şimdi de bu üründen de bir kar elde edildiği için şimdi belki 60-70 tane daha ürün test edebilirim diye o kafadayım. Kendi içinde döneceği için çok bir beklentim olmadığından mağazada. Ama bakın dikey ölçekleme geçerse onları da paylaşıyor olurum. Şimdi sayfa ziyaretçileriyle ilgili biliyorsunuz bizim o Joy Talamon botta dönüşüm oranlarımız daha iyiydi. Daha iyi satıyorduk. Dolayısıyla orada birazcık daha avantajlıydık. Fakat sonrasında dönüşüm oranları düşünce trafik birazcık daha fazla gelmesine rağmen satışlarda bir düşüklük var. Bu da artık normal, ne diyeyim ya, daha düzeltilmesi gereken bir şey. Dönüşüm oranlarında sepet eklemelerimiz aslında fena değil. Ya şu beni düşündürüyor bu mağazayla ilgili. Şimdi sepet ekleme oranlarımız fena olmadığı için bir noktada insanları ikna edebiliyoruz. Çünkü biz sepet ekleme oranını kaç istiyoruz? %7, %8 iyidir. %10 ortalamadır zaten. %5 olduğu için evet efsane iyi değil ama fena gitmiyor. Dolayısıyla aslında duygusal baskılayıcılar ya da insanlara karar verme mekanizması ile ilgili sorunlar olabilir. Buna bakacağız az sonra. Bir de benim dikkat ettiğim mağazamla ilgili çok fazla çıkma oranı başlangıçta çok oluyor. Yani ürün görsellerinin yeterince etkili olmaması ya da ayakkabı sektörüne bakmak lazım. Yani sektörel olarak belki de ortalama bir sayıdır. %1'ler, %2'ler bilmiyorum. Genelde mutfak tarafında biz %4, %5'i hedefleriz. Mağaza tipi olarak da hani ben programda diyorum ya %0.5 ile %1 arası genel mağazadır. Genel mağaza ortalamasında gidiyor. Yani çok trafik, az satış olarak gidiyor. Burada da işte aslında iki tane yol var. Bilmiyorum çok uzatıyorum ama böyle öğretici olsun, sadece bir şeyler gösterip geçmeyeyim diye uğraşıyorum. İki yol var. Ya bir, daha ucuza trafik çekmek için bir sürü yol deneyeceksiniz ve bunun sistematiğini çözeceksiniz. İkincisi ise gelen insanlara daha çok satış yapmak üstüne strateji kuracaksınız. Ve bu ikisi aslında işi götürecek ya da analiz noktasında yerlere getirecek bir şey. Şimdi trafik noktası zaten belli ortalamaların altına çok düşüremezsiniz. Ne bileyim 1 kuruşa çekemezsiniz trafik, atıyorum. Dolayısıyla bir noktada artık gelen insanları iyice satışa çevirmeniz lazım. Elbette şu an satın almayan insanların verisini aldım. Geri hedeflemede olacak. Buralardan bir dönen insan sayısı olacak. Boşa giden bir veri yok ama ya neticede nakit çevirmek istiyoruz. Nakit akışını hızlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla gelen insanları etkilemek lazım. Burada birazcık daha düşük. Ödemeye yeltenme, reach checkout kısmı initiate checkout olarak yansıyor Facebook Manager'a. Bunun ortalaması da işte %2, %3 olmasını bekliyoruz. Yine yani %50 düşük gidiyor. Dönüşüm oranı buna rağmen dolayısıyla hep yarı yarım ya. Ben 2 katı performans alsam şu anda $20.000'dan konuşuyor olabilirdik bu mağaza için. Bence bu öz eleştiri yapmak lazım. Bir diğeri bizim sipariş ortalamalarımız. Şimdi sipariş ortalamaları güzel. İlk başta biliyorsunuz botu ben bayağı pahalıya satıyordum. Dolayısıyla bunu epey bir yükseltmiştik. Şu anda da birazcık hafif düştü. Tekliflerden yine kazanıyoruz. Tekliflerde işte ikili satın alma oranları fazla. Az sonra siparişler kısmına da gidip şöyle bir draft order var mı onu kontrol edeceğiz. Ama bu siparişler kısmında da $70 iyi bir bant. Şunu gösteriyorum. Bunu önceki videolarda da bahsetmiştim. Artık insan istediğiniz gibi fiyatlandırabilirsiniz. Ürününüz değerli olduktan sonra insanlar internetten bir şeyler satın alma noktasında artık eskisi kadar çekimsel değil. Toplam sipariş sayısı 135 oldu. Yani 135 sipariş geçilmiş. Ama ürün satma sayımız elbette birazcık daha fazla o ikili almalardan dolayı. Aşağıya doğru iniyorum. Şu yine dediğim gibi ya, Türkiye'den çok ya bunu düşündüm epey. Maalesef bu kadar trafik biraz fazla ya. Bozar bozmaz, hani şey bahanesi de yok tabii ki şu anda. Hani bu kadar trafik gelmesi şu an mağaza uçacaktı falan demiyorum. Ama neticede bozduğunu düşünüyorum artık. %25 ve gelen insanlardan sepete ekleme oranı falan fazla. Hatta şu da var. Şu 3293 mesela şeyde mobilden trafik çekme oranı 17.000 trafik mobilden çekmişiz. 3400 bilgisayardan çekmişiz. Normalde bu oranın birazcık daha mobile kayması lazımdı. Fakat ben Türkiye'den girenlerin birçok da şeyden, bilgisayardan girdiğini düşünüyorum. Yarı yarıya belki oradan bilgisayardan girenlerdir. Ben bunun da bir noktada etkilediğini ve bozduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir domaini falan değiştirdim. Umarım kusura bakmazsınız diyorum. Ardından aşağıya iniyoruz. Bu sefer Facebook, Instagram mevzusu önemli bence. Çünkü o nerede? Aşağıda. Şimdi biz normalde Facebook tarafı çok baskın gidiyordu. Özellikle bot tarafında Facebook'tan çok fazla satış yapmıştık. Oranın kitlesi o taraftandı. Fakat yeni üründe Instagram tarafı da birazcık şahlanıyor ama yine de Facebook önde gidiyor. Ve dönüşüm değerine düşürenlerin Instagram tarafındaki ziyaretçiler olduğunu görüyorsunuzdur. Yani 6600 tane trafik, yani ziyaretçi Instagram'dan gelmiş ama oradan kazandığımız para Facebook oranla daha düşük. Dolayısıyla Instagram kitlesi belki daha çok tıklamaya elverişli fakat daha satın alıyor gibi bir istatistik yapabiliriz ama bu demografik kırılımları ben değil Facebook birazcık daha karar veriyor olacak. Özellikle dikey ölçekleme tarafında birazcık daha Facebook'un eline bırakıyor olacağız. Buradaki şey mevzu, ipleri Facebook'a bırakacağız. TikTok görüyorsunuz. Burada ben ürün mağazaya ismini değiştirirken artık tamamen sadece ayakkabı Incredible Kicks değil, birazcık daha farklı bir isim seçtim. Genel bir isim. Çünkü TikTok'u kendi mağazalarımda denerken birkaç veriyi bozacak diye düşünerek buraya birkaç genel ürün yükleyip hadi buradan bir TikTok'u şöyle bir test edeyim dedim. Ama TikTok'tan hiç zaten sipariş gelmedi gördüğünüz üzere. Sadece verdiğimle kaldım. 613 tane trafik çekti. O TikTok bu yüzden gözüküyor. Zaten TikTok app'ini de kurmuş oldum ondan dolayı. Fakat genel olarak Facebook, Instagram ağırlıklı gidiyor. Şu anda sipariş noktasında da %55, %60 Facebook, %40 Instagram gibi gidiyor. Bakalım Instagram oranı eşitleniyor olacak mı? Trafikler şuradaki şeyleri muhtemelen sansürlemişimdir. Linkleri, direkt ürünlerin linkleri olduğu için ama şu anda ölçeklediğimiz ürüne epey bir trafik çekiyoruz. Şu anda zaten ölçeklenen ürün iyi gidiyor. 58 sipariş fena değil, yani dikey ölçeklemeye henüz kurmadık. Normal şartlarda 50 sipariş olduktan sonra hemen bir dikey ölçekleme senaryosu kurulur CBO reklamlarıyla. Çok vakit bulamadım diyeyim, ona uğraşacağım yani. Şu anda olan reklamlar hala devam ediyor ama hemen CBO reklamlarına bir denemek lazım. Zarar ediyor gibi olursa hemen geri adım atıp birazcık daha yatay ölçekliyor olacağım. Çünkü CBO birazcık para kaybettirebilecek bir alan, birazcık fazla harcama yaptığınız için ama o analizi sürekli yapmak lazım. İşte ne yapıyorum, ne kadar harcıyorum, şu anda ne yapmam gerekiyor gibi. Şöyle bakıyorum başka burada paylaşılacak bir şey var mı diye. Mobile neden önem vermemiz gerektiğini söyledik. Bilgisayar da önemli, buraya göre önemli duruyor. Fena bir sayı çekilmemiş ama dediğim gibi ben yarısının Türkiye'den olduğunu düşünüyorum. Az sonra birlikte bakıyor oluruz. Dedikten sonra burada, bu arada merak ettiklerinizi aşağıya yazarsanız ben ona göre birazcık daha interaktif videolar çekerim. Şimdi ben gene kendim analiz yapıyorum ama burada sizin de görüşleriniz önemli. Şimdi siparişler tarafına gidiyorum. Bakalım siparişler tarafında herhangi bir draft order var mı? Bir de burada öncelikle bir de şeye bakmak istiyorum. Siparişler nereden geliyor? Çünkü şu anda Amerika bayağı bir önde götürüyor şeylerde, satışlarda. Mesela bu Amerika'dan gelmiş. Lily, Andrei Amerika, Raman Amerika, Melvin Yeni Zelanda, Mark Avustralya, Dale Avustralya, Farid Amerika. Yani %70 Amerika baskın. Aynı zamanda teklifler mevzusu var. Tekliflerde gördüğünüz üzere yani 2 tane sipariş alma oranı çok fazla. Bu da çok süper bir şey. İşte teklif, az sonra Vitalips'ten de teklif yapabileceğinizi gösteriyor olacağım ama teklif kısmı önemli bir mevzu. Yani insanlara gerçekten hayır diyemeyecekleri bir teklif sunarsanız otomatikman işte 2 tane, 3 tane alma oranları artıyor. Tabi burada 3 tane alım yok ama yani şurada sayfaya baktığınızda nereden baksanız yarısı %30'u 2 taneli alanlar. Bu çok güzel. 179 dolar vermiş yani, işte 79 dolar vermiş, 94 dolar vermiş. Bu 44 dolarlık ürünün 2 tane alması premium shipping ile birlikte 94 dolar oluyor. Bu güzel. Draft order'lara bakalım. Şöyle birkaç kere yenileyelim bu sayfayı da draft order'lar tarafında. Gördüğünüz üzere bir draft order'da yok bu mağazanın içerisinde. Şimdi biz şey analizine geçelim. Müşteri analizi. Müşteriler ne yapıyor, buna bakalım. Şimdi bunu yapmak için app'ler kısmına geliyoruz. App'lerde Vitalis app bizim kullanacağımız bu analizler için app'imiz olmuş oluyor. Vitalis app'e giriyorum. Şimdi girdim. Vitalis app'e girdikten sonra buradaki Visitors Reply ve Upsell Builder benimki kullandığım ana özellik. Birçok fazla farklı özelliği vardı. Bu mağazada işte çok dediğim gibi her şeyin içine giremedim ama Upsell Builder teklifleri hazırladığımız yer. Ben şu anda Visitors Reply üstüne bakacağım. Visitors Reply'e girdiğiniz zaman müşterilerinizin neler yaptığını mağazanızda görebiliyorsunuz. Yani hangi sayfalara bakmışlar, kaç saniye durmuşlar, neler yapmışlar mağazanın içerisinde ve benzeri. Tabii şu an çektiğim saatte Amerika uykuda olduğu için birazcık daha geçmiş. Hala Türkiye'den trafik var yani, garip bir şekilde. Neyse. Burada mesela bizim analiz edeceğimiz şey şu. Belli saniye aralıklarında insanlar ne yapıyor, nelere bakıyor ve aslında ne istiyoruz bir insanlardan, nerede çıkıyorlar, bunun analizini yapmak lazım bu sayfanın içerisinde. Örneğin mesela bu Kanada'dan giren kişiye bir bakıyorum. Dediğim gibi biraz sansürlemiş olabilirim buraları. 2 alalım. Mesela geldi. Aşağıya doğru ürünün fotoğraflarına bakıyor. İki tanesini sepet ekledi. İlginç. Sepet ekledikten sonra ne yapıyor? Burada çıktı. Sepetten çıktı mesela. Ben bu adamı niye kaybettim? Renkten mi kaybettim acaba? Hani nerede kaybettim? Acaba 159 dolarlık bir siparişi az önce kaybettim yani. Yaklaşık bir saat önce kaybedilmiş bir sipariş bu. Ne yapmak gerekiyor acaba buradan? Demeye getirmek lazım. Tabii ki bir müşteri de böyle gitmeyeceğim. Böyle birazcık adım adım gidelim diyor. Mesela 24 saniye. Bu da 3 sayfa gitmiş. Buraya üstünden bakan birisi. Bilgisayardan bakmış. Mesela şurada ürüne geldi. Ürünü aşağıya doğru. Hiç okumadı. Fark ettiyseniz hiç okumadı. İçerik umurlarına değil. Çünkü vakitleri yok. Müşteri sayfasına, yorumlara baktı. Müşteri yorumlarına. Müşteri yorumları ikinci sayfaya baktı. Ondan sonra ve çıktı. Ben bu adamı kaybettim. Mesela neden kaybettim ben bu adamı? Mesela notları aslında böyle hani uzun uzun analiz yapmak lazım. Ben birazcık daha kısa kesmeye çalışıyorum da. Yani adam ürünün içeriğine bakmadı. Demek ki yorumlar çok önemli benim için. Yani yorumları öyle bir yapmam lazım ki bu adamın o yorumları okuduktan sonra ben buna sahip olmalıyım demesi lazım. Demek ki yorumlarım düşük kalıyor benim. Değil mi? Bu analizi yaptıktan sonra alacağım kalemi kağıdı elime. Ben daha iyi yorum, daha iyi yorum derken müşteri yanlısı yorum. Yani illa wow mükemmel ürün falan değil yorumlar. Yorumlar birazcık daha uzun olabilir, müşteri yanlısı olabilir. Birkaç yeni yorum ekleyerek buradaki süreyi uzatmaya çalışacağım. Eğer böyle 3-4 tane müşteri bulursam. Az önce mesela ne yaptı başka müşteri? Ürüne baktı ve gitti. Ürün görseline baktı gitti. Ben nasıl daha efektif bir ürün görseli kullanabilirim? Daha fazla kullanmalıyım? Daha mı az kullanmalıyım? Daha mı temiz bir sayfa kullanmalıyım? Ya aşağıya fark ettiyseniz ilk olarak bu insanların şeyden etkilenmesi lazım. Yorumlar 1, görseller 2 çünkü ortayı daha okumadı. 3, aşağıya inmeyen insanlara birazcık daha güzel bir başlık nasıl yazabilirim? Bu başlığı yazarken hangi şeyleri kullanacağım? Müşteri tarafından görebiliyor muyum? Ya renk mi bu adamların ilgisini çekiyor? İşte sağlamlık mı? Mesela botta onu iyi tutturmuştuk. Sağlamlık. Çat çat tutuyordu. Ama mesela birazcık daha renkli az önce renkli bir kaykaylı ayakkabı gördünüz. Ya bu renkli kaykaylı ayakkabının neye ilgisini çekiyor? Bu wow faktörü ben nasıl yansıtacağım? Mesela havalı mı olmak istiyor? O duygu ne? Duyguya nasıl hitap edeceğim? O duyguyu ortaya çıkarttıktan sonra bunun üstüne nasıl bir kampanya kuracağım gibi. Ya bu analizler çok önemli. Hayati. Böyle bir videoda belki tamamen analiz üstüne konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi böyle hem mağaza güncellemesi videosu olduğu için sadece analitik düşünmeyi geliştirmeniz gerektiğini söylemek için buradayım. Ama müşterim bazı aktiviteler yapıyor mağazada. Ve bu bazı aktiviteler dediğimiz aktivitelerin üstüne durmamız gerekiyor. Neden? Çünkü aslında bu aktiviteler bu adamların satın alıp almayacağını etkiliyor. Yani satın alanlar ne yapıyor? Diğerlerinden farkı ne? Ondan sonra satın alanlar hangi elementlere bakmış? Nereye hızlı geçmiş? Diğerlerinde nasıl oralara odaklanabilirim? Biz özellikle 40 saniye ve altı duranların onları alacak ama bir şeyden dolayı almıyor. Buna iyi dikkat etmek lazım. Bu adam alacak yani neticede. 40 saniye niye dursun yoksa vakti yok o kadar. Normalde 10 saniyede çıkar almayacak adam. Ama 40 saniye duran adam benim kaybetmemem gerekiyor. O adamın ne yaptığını analiz edip onun geçtiği yerleri iyi düzeltmek gerekiyor. Bu analiz mevzusu o yüzden önemli diye düşünüyorum. Dediğim gibi eğer bilmiyorum benim teknik videolarıma çok istek olmadığı için buraları kısa keseceğim. Ama eğer böyle bir istek olursa da tabii ki onunla ilgili çekeriz. Şimdi reklam tarafına geliyoruz. Şu ana kadar ne kadar para harcadık? 4000 dolarlık bir harcamamız oldu. Şimdi 4000 dolar az bir para değil. Evet. Ama içinde dönüyor hala. Yani 4000 dolar harcadık. 9900 dolarlık bir ciromuz oldu. Bunda yaklaşık bizim kar marjlarımız burada %400 koyuyor. Yani 1'e 4 koyuyoruz. Dolayısıyla nereden baksanız yani 4'te 1'i de zaten ürünlerin fiyatına gidiyor. İşte 10.000, 2000, 2200, 2300 dolar da ürünlere gitti zaten. İşte 4400 artı 2300 ne yapıyor? 6000, 6500 yapıyor. 3000 dolarlık bir kardayız şu anda bu mağazada. Net olarak reklamlarını da harcamasını düşünce öyle çok stratejik şeylerine girmeyeceğim. Zaten o kadar çok konuştuk ki diğer şeylerde, videolarda, reklamlar aynı stratejik gidiyor zaten yani. 3 duplicate et, devam et, duplicate et, devam et, analizini yap, devam et falan filan diye. Dolayısıyla şu an bir üründe devam ediyor. Şimdi CBO kampanyalar açınca burada birkaç tane de aktif kampanya görüyor olacaksınız. Eğer Facebook reklamlarıyla ilgili bilmiyorum teknik bir video daha istiyorsanız onunla ilgili de çekilebilir ama çok istek olmadığı için çok çekmeye hevesli olmuyorum genelde. Şimdi ne gördük buraya kadar? İşin içinde çevirme, yani satış, internetten satış yapma. Geçen bir soru cevap yayını yapmıştım Instagram'da. Bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Instagram'da soru cevapta biri işte yazmış. Herkes e-ticarete giriyor. E-ticaretin artık bir önemi kalmaz. Şimdi çok yanlış. Neden yanlış? Çünkü ticaret dediğimiz şey asla bitmeyecek bir şey. Yani ticaret hayatımızın merkezinde. Hayatınızda ticaret biter mi? 3000 senelik, 10.000 senelik mevzu. Dolayısıyla aslında e-ticaret de bitmeyecek. Sadece birazcık daha kolaylaştığı için herkes bir hevesle giriyor. Ama analiz etme yeteneği olan, analitik yeteneği olan insanlar devam edecek. Çünkü artık ben gruplarda görüyorum, birçok reklam stratejisini biliyor artık insanlar. İşte duplicate et, şunu yap, bunu yap, ama hala birçok insan başarısız oluyor. Onun asıl sebebi işin içinde düşünme, geliştirme, ben ne yapabilirim, karşıya ne katabilirim mevzusunun birazcık düşük kalması. Yani müşteri ne istiyor, ben nasıl bir açık doldurabilirim, hangi duyguya hitap etmem gerekiyor mevzusu birazcık benim gördüğüm düşük kalıyor. Buraların üstüne odaklanmak lazım. Bence yani ne yapın edin, oraları geliştirin kendinizde. Oralar geliştikçe aslında satış gelecek. Yani ticaret asla ölmeyecek. E-ticaret zaten ölmeyecek. Aslında daha da güçlenecek. 2025'e geldiğinde birçok insan e-ticaretten para kazanıyor olacak. Fakat birçokları da kazanamıyor olacak. Dediğim gibi hızlı ben hadi paraya vurayım deyip girenler tabii ki kazanamayacak. Analitik yetenek olmaz. Analitik düşünme mevzusu güçlü olanlar kazanacak diyorum. Tabii bu mağazayla ilgili benim hevesim açıkçası birazcık kırıldı. Çünkü ben çok yüksek girmiştim. Hızlıca yaparız diye, ama gerçekten... Ayakkabı mağazasının, ayakkabının işinin zor olması değil kesinlikle mevzu. Ayakkabıda çok başarılı insanlar var. Mevzu benim ayakkabıya karşı şeyimin soğuk oluyor olması. Yani işte bir ürün test ediliyor. Test edildikten sonra diğer ürüne geçerken video hazırlanması lazım. Çok görsel yapıp geçiyorum artık. Çünkü artık bir noktada benim oraya değer katamayacağımı da fark etmem lazım ayakkabı tarafına. Tabii şu an dikey ölçeklemeye geçti. Yani ciro yapılır. Mevzu satış yapma değil de. Zevk alma, yani iş yaptığınız iş, karşıya kattığınız değerden zevk alma. Ben birilerine renkli ayakkabı satınca açıkçası çok da zevk alıp o insanın hayatına bir şeyler kattığımı düşünmüyorum. Böyle bir düşüklüğüm var. Dolayısıyla belki bir noktada bu mağazayı birine çekilişle verip devam etmesi sağlanabilir diye düşünüyorum bu mağazaya. Ama şu anda devam ediyoruz. Güzel bir şekilde gidiyor. Mağaza güzel. İşini yapıyor. İnsanlara bir şeyler öğretiyor. Siz de eğer bu mağazayla ilgili sorularınız varsa aşağıya sorabilirsiniz. Mevzu sadece mağazayı büyütmek değil, biliyorum. Hepiniz ciro görmek istiyorsunuz, hepiniz kar görmek istiyorsunuz, hepiniz para insanların gözünü açıyor. Neden buradayız ki, neden beni izliyorsunuz ki mevzusu var. Ama bir yandan da aslında birçok elementte kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla oradaki bilgiye de aç olmak lazım, sadece paraya değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki buraları izlememişsinizdir bile mağaza gittikten sonra. Ama eğer izlediyseniz, videoyu yararlı bulduysanız, beğenebilirseniz, paylaşabilirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda abone de olursanız bu tarz video içeriklerini görmek için. Bu da beni sevindirir, motive eder. Bu aralar ciro içeriği olmayan videoların hiçbir ilgi çekmediği için benim insanların sadece paranın gözlerini açtığını düşünerek birazcık şevkim kırıldı açıkçası. İçerik üretmeye karşı, YouTube'a karşı. Tabii ki bu insan, sonuçta insanın getirdiği bir şey, ama yine de en azından destekliyorsanız ya da hoşunuza gidiyorsa aşağıda yorumlarda ya da beğenilerde gösterirseniz gerçekten benim motivasyonumu da epey bir yükseltiyor olursunuz diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.